Araştırmacılar 3 ila 92 yaşlarında ölmüş, Mexico City veya Manchester gibi hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşamış 37 kişinin beyin dokularını inceledi. Dokuların analizinde büyük olasılıkla hava kirliliğinden kaynaklanan manyetit parçacıklarına rastlanmış. Manyetik bir mineral olan manyetit, nörolojik hastalıklarla ilişkilendiriliyor. We were able to examine those thin sections. Bu parçacıkların hücrede olup olmadığını belirlemek, hangi şekilde, hangi boyda, hangi miktarda olduğunu görmek için dokuların ince kısımlarını inceledik. Ayrıca parçacıkların manyetit olup olmadığını belirlemek için mikroskop altında kimyasal analiz de yaptık. Burundan nefes alındığında manyetit parçacıkları beyne girebiliyor. Parçacıkların farklı boyutlarda olmasıysa araç motorları veya yangın gibi etkenlerin yol açtığı yüksek sıcaklıkta oluştuklarını gösteriyor. Mikroskopla incelediğimiz kısımlarda bu parçacıklardan yüzlerce veya binlerce olduğunu görebiliyoruz. Bu incelemeden yola çıkarak beyinde olmaması gerektiği kadar çok manyetit parçacık bulunduğu sonucuna vardık. Peki uzmanlar bu parçacıklar ve Alzheimer arasındaki ilişkiyi nasıl kurmuş? Alzheimer hastalığında beyinde bazen yaşlanmadan kaynaklanan metal birikimi olduğu biliniyor. Bazen beyindeki metal miktarı artıyor. Ancak bunların beyne başka bir yolla ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyordu. Bu metaller atmosferde nasıl görünüyorsa beyinde de aynı şekilde görünüyor. Araştırmacılar parçacıklar ve Alzheimer arasında kesin bir ilişki olduğunu iddia etmese de araştırmanın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Manyetit insan beyni için çok tehlikeli bir mineral. Dolayısıyla beyinde manyetit belirlemiş olmamız modern çağın salgını olarak kabul edilen Alzheimer'ın anlaşılması için çok önemli. Alzheimer'ın tedavisi yok ancak ilaçlar ve bazı terapiler Alzheimer hastalarına yardımcı oluyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.